Evet, 13 nolu sorunun çözümüne geçiyorum. Burada çözaltı ile ilgili sorulan bir soru. Basit bir de matematiksel ifademiz var. Der ki soruda aynı sıcaklıkta 50 gram yemek tuzu ile 500 gram sulu çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti ile ilgili hangileri doğru olur demiş. Birinci ifadeniz kütlece yüzde derişimi %10'dur diyor. Evet, şunu biliyoruz. Bir çözeltinin kütlece yüzde derişimi sorulduğu zaman saf maddenin kütlesini yani çözünen maddenin kütlesini karışımın toplam kütlesine bölüp yüzde çarptığınız zaman çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmuş oluruz. Çözünen maddemiz ne kadardı? 50 gramdı. Toplam kütle 500 gram sulu çözelti. Bakınız, şuna dikkat ediniz. Bazı sorularda 500 gram su verebilir. Burada sulu çözelti dediğine göre içerisinde hem çözen hem de çözünen var. Yani toplamı 500. Çarpı 100 diyecek olursam basit bir işlem. 50 bölü 5'ten sonucun ne çıkması lazım? %10 çıkması gerekir. Yani birinci ifadeniz doğru olmalı. 2. Elektrik akımını iletmez demiş. Dikkat ediniz. Dedim ki asit, baz ve tuzların ortak özelliği suda çözündükleri zaman iyonların ayrıştıkları için bu tür maddelerin sulu çözeltisi elektriği iletir. Ama tuz yerine şeker kullansaydı bu maddeler moleküler halde çözündüğü için iyon vermedikleri için elektrik akımını iletmezlerdi. Ama kastedilen madde tuz olduğu için tuzlu su elektrik akımını iletir. Burada iletmez diyor. Dolayısıyla ikinci ifadeniz ne olmalı? Yanlış diyeceğim. Evet. Üçe bakıyorum. Çözünen tuzun iyonlarının tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyüktür diyor. Arkadaşlar şunu söyleyelim. 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olduğu zaman biz bunu gözle görebiliyoruz. Yani iki tane ayrı faz algılanabiliyor. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 9 metre arasında alındığı zaman bu normalde koloidal bir karışım ama tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçükse göz bunu algılayamadığı için tek madde görünümüne sahiptir, homojendir ve çözeltidir. Bu çözelti dendiğine göre, elimizdeki karışım bir çözelti olduğuna göre tanecik boyutunun 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olması gerekir ki biz bunu gözle algılayamayabilelim. Bu durumda büyüktür dediği için son ifademiz de yanlış. Sorunun cevabı Adana, doğru seçelim.